çağdaş sağlık hizmetleri, koruyucu hizmetler, tedavici hizmetler ve rehabilitasyon hizmetlerinden oluşur. Bu hizmetlerin üçüncü basamağını oluşturan rehabilitasyon hizmetleri maalesef ülkemizde halen yeteri kadar gelişmemiştir. Az görme rehabilitasyonun amacı gerekli medikal ve cerrahi tedaviler yapıldıktan sonra kişinin görme seviyesini, günlük hayat aktivitelerini, mesleğini ya da hobilerini gerçekleştirmesi için yeterli olmaması durumunda mevcut görmesini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak ya da bunu hastaya öğretmekten oluşur. Teorik olarak ise kişinin uygun gözlük düzeltmesi sonrasında en iyi gören gözündeki görme seviyesini bizim görmeyi değerlendirirken kullandığımız eşyalarda 3 sıranın altında kalması ya da görme alanını daraltan bir hastalığı varsa görme alanının merkeze 20 derecenin altına inmesi durumunda söz konusudur. Az görme rehabilitasyonu her yaş grubunda uygulanabilir. Ancak bebekler ve çocuklar öncelikli grubu oluşturur. Bir bebeğin erken doğum hikayesinin olması ya da zor doğum hikayesinin olması, gözlerine titreme varlığı, 3. aydan sonra odaklanmaması, takip etmemesi gibi durumların varlığında bir bebeğin az gördüğünden şüphelenilmesi gerekir. Az gören bir bebek çevreden görsel oranı yeterince alamadığı için görme gelişimi dışında sosyal gelişimi, motor gelişimi, nörolojik gelişimi de geri kalacaktır. Ve bu nedenle çocuğun uygun görsel uyaranlarla rehabilite edilmesi, görmesinin artırılması için gereklidir. Eğitim çağındaki çocuklar ikinci öncelikli grubu oluşturur. Çocuklara yaşlarıyla eğitim olanağı sağlanması gerekir. Biz okul öncesi 4-6 yaş döneminde çocuklarımızı az görme yardım cihazlarıyla tanıştırmaya başlıyoruz. Az görme yardım cihazlarının en erken dönemde başlanması cihazın kabulü açısından ve uygun şekilde kullanılabilmesinin öğrenilmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda az gören öğrencilere bazı durumlarda bazı ayrıcalıkların sağlanması gerekir. Az gören öğrencilerin en ön orta sırada oturması ve okuma hızlarının yeterince fazla olmayacağı düşünüldüğünde sınavlarda ek süre verilmesi gibi hakları mevcuttur. Az görme yardım cihazları arasında teleskoplar, büyüteçler, telemikroskoplar, yüksek dioptriliğe yakın gözlükleri sayılabilir. Hastaların ihtiyacına göre bu cihazlar denenerek karar verilir. Cihazların denenmesi ve uygun cihazın belirlenmesi zaman gerektiren ve sabır gerektiren muayenelerdir. Muayene sonrasında cihazların reçete edilmesiyle muayene sonlanmamaktadır. Cihazın temini sonrasında kişilere uygun eğitimin de verilmesi gerekir. Ankara Üniversitesi Görme Araştırmaları ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi Türkiye'de bu konuda yapılan ilk ve en kapsamlı merkezdir. Bugüne kadar 9000'den fazla hastanın rehabilitasyon hizmeti tamamlanmıştır. Halen takipleri devam etmektedir. Bu alanda çalışmak isteyen göz doktorlarına yönelik görme, yapay görme, az görenlerin rehabilitasyonu yüksek lisans ve doktora programı devam etmektedir.